AKP Kadın Kolları olağan kongresi cumartesi günü gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen seçimlerde Ayşe Balcı başkanlığa tekrar seçildi. AKP Kadın Kolları olağan kongresini cumartesi günü gerçekleştirdi. Başkanlığa Ayşe Balcı tekrar getirilirken Balcı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Partimizin kadın ve kadın hakları koruyan, genişleten birçok çalışmalar yapmıştır. Yapmaktadır da bunlardan Hayri Kızlar Okula kampanyası sadece bir örnektir. Sadece bu örnek 250 bin kız çocuğumuzu eğitim imkanına kavuşmuştur. Bir diğer önemli çalışmalarımız AK Parti'nin kadına verdiği 50 bayan milletvekili değerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil hakkı tanımıştı. Gerçekleştirilmiş bu oranın Cumhuriyet tarihinde yüksek oran olan %9'a yükseltmiştir. İnanıyoruz ki bir dahaki seçimlerde kadın oranının daha yüksek olacağını, ama sadece milletvekiliğinde değil, AK Parti'nin ana kademesinde, kadın kollarında, yönetimde, mecliste, il genel meclisinde de temsil etmektedir. AK Parti'nin misyonunda kadın erkek ayrımı diye bir şey yok. Çalışan herkes için, emeğini ve gönlünü koyan herkes için yer vardır. Bu AK Parti'nin kendi misyonu. AKP İlçe Başkanı Burhan Alıcı siyasette kadınların rolüne dikkat çekerken Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da özellikle Yeni İnegöl projesi hakkında önemli hizmetler yaptıklarını ifade etti. Bizler siyaset yapmazsak bir başkaları siyaset yapar. Bu üzerine hiçbir zaman boş kalmaz. Biz gitsek bir başka ilçe başkanı gelir, bu yönetim gitse bir başka yönetim gelir, bu hanımlar gitse başka hanımlar gelir. Mühim olan bu işi ehil insanların yapmasıdır. Ve hiçbir zaman siyaset bugün için de yapılmaz. Yani gelecek neslimiz için yapıyoruz, çocuklarımız için yapıyoruz, torunlarımız için yapıyoruz, Türkiye'nin geleceği için yapıyoruz. Biz bu zemine ne kadar güzel haşlar katabilirsek, tuğlalar katabilirsek, gelecekte bu ülkenin daha yaşanılabilir bir ülke olmasına katkı vermiş oluyoruz şu an. Söylerken de hep ifade ediyorum. Sebep olanlardan Allah 100.000 sefer razı olsun. Ama şu bir gerçek. Hava sirkülasyonu ve hakim rüzgarların etkisinde olan bir bölgede ve bu şehirde doğal gaza dönüşümle beraber her ne kadar birazcık hava kalitesinde iyileşme söz konusu olsa da bunu tamamen bertaraf etmek açıkçası çok mümkün değil. Şimdi ne yapıyoruz? Hep ifade ediyorum. Akhisar, Huzur Mahallesi ve Karalar bölgesinde Yeni İnegöl'de bir projemiz var. Ve göreve geldiğimiz günden beri bize hep sorulan bir şey var. Ya toplu konut, İnegöl tarihinde toplu konut hiç yok. İşte TOKİ marifetiyle hepinizin bildiği gibi 500 civarında afet konutları yapıyor Alanya'da. Fakat bu değişik köylerimizde, 15-20 civarında köyümüzde afete maruz kalmış aileler için yapılan konutlar. Peki, biz toplu konut adına ne yaptık? Bir kere şunu ifade edeyim ki, İnegöl'ün derdi 200-300 tane, 500 tane konut falan değil. 500 tane konut yapsa, 5'er kişi yaşasa 2500 kişi yapar. Peki siz İnegöl'ün sorununu 500 tane konutta hallolacağını mı düşünüyorsunuz? Alakası yok. Peki ne yapıyoruz? Yeni bir bölgeyi planladık. 706 hektar alan. Bu ne demek biliyor musunuz? Gemlik büyüklüğünde bir yer. Ve 2-3 gün önce yerel basında okudunuz ve televizyonlarda takip ettiniz. Tapularını buradan devraldık. Tapu müdürlüğünde tapu işlemleri bitti. Ve devraldığımız bu tapularla beraber 28 Mart 2007 tarihinde TOKİ'nin ihalesi yapıldı. AKP Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik ise önce terör konusuna değindi, ardından yeni anayasa konusunda akademisyenleri suçladı. Büyük bir sona gelindi. Hangi konuda? Terör noktasında. Yılların sorunu dedik, 20-25 yılların sorununu Sayın Başbakanımızın ve çok değerli Cumhurbaşkanımızın büyük bir diplomasi trafiğiyle, büyük bir özverisiyle, gayretiyle, ilişkilerindeki o büyük, yüksek performansla geldiğimiz noktada artık terörün bittiği noktanın başlangıcına gelinmiştir. Bunu hep beraber sizlerle birlikte izliyoruz. Bakınız, yıllar yılı bu ülkede hep sivil anayasanın, artık darbelerin eseri olmayan anayasaların, artık özgürlükçü anayasaların yapılması gerektiğinden dem vuruldu. Ve bunu bütün sivil toplum kuruluşlarımız söyledi. Bütün üniversite hocalarımız söyledi.
ve sivil toplum kuruluşları bu konularda çalışmalar yaptılar. Ancak böyle bir çalışmanın öncülüğünü, böyle bir çalışmanın başlangıcını, startını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vermesi bazı kesimlerde çok büyük bir hassasiyet yarattı. Özellikle bu bazı konulara çekilmek istendi. Benim öğrenciliğim çok geçmiş yıllara dayanmıyor. Ben üniversite sıralarında, okul sıralarında hocalarımdan hep bu 82 Anayasası üzerine eleştiriler dinledim. Hep yamalı bohça olduğunu dinledim. Hep özgürlükler noktasında ne kadar geriye götürüldüğünü dinledim. Hep darbenin eseri olduğunu dinledim. Ama ne yazık ki aynı hocalarımızdan bugün televizyon ekranlarında bu anayasanın değiştirilmemesi gerektiğini bile dinlemekten büyük bir üzüntü duydum. Bunu da burada özellikle belirtmek istiyorum.